Çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz keyifli, coşkulu bir topluluk, bir misafir topluluğumuz var. Birazdan anons edeceğim kimlerin olduğunu teker teker. Ve bu akşam aramızda Türk rock müziğinin efsane ismi, kurucularından, önderlerinden biri Erkin Koray. Ve orkestrasından çok önemli bir konuğum daha var ki Barış Manço desem, Kurtalan Ekspres desem, Ahmet Güvenç desem o da burada alkışlarla. Hiç soluksuz alkışlarınızla Erkin Koray geliyor. Aman ne güzel. Çiçek bahçesi gibi bugün burası. Bunu ben ekranları başında olan sevgili izleyicilerimize iletmiş olayım. Sizi muhakkak alacaktır kamerada. Burası çiçek bahçesi gibi bugün. İletiyorum. Sağ olun. Bir de benim çiçekler var. Tabii biz de burada çiçeğiz. Her ne kadar biraz eski çiçeklerden de olsak hala çiçeklik devam. Hatta bendeniz o 68'in diyeyim, çok geçer ya bu 68 konusu. Demek ki öyle. Ne güzel. 68'in çiçek çocuklarından olarak bulunuyorum. Bendeniz eski hippilerden olarak. Ahmet Güvenç malumunuz. Emre Gür gömmüş ork. Alper Tema davulda olarak. Bizim ekip. Sağ olun. Bizim ekipte böyle. Ben şimdi fazla konuşmayayım. Zaten şimdi bir hayatımda birkaç dönem var. İlk böyle gençlik dönemimde hiç konuşmuyordum. Abi neden sen hiç konuşmuyorsun dedikleri zaman konuşacak bir şeyim var canım diyordum. Daha sonra yıllar geçip de işte yurt dışı seyahatleridir, şudur budur, belirli bir şey geçtikten sonra bir başladım konuşmaya. Bu sefer de üniversite konserlerinde 45 dakika sonra konuşmaya başladıktan 45 dakika sonra baba gitar çal diye sinyal geliyor. Ben de tabii ki keyifle hatırlattığınız iyi oldu hakikaten ben buraya gitar çalmaya gelmiştim değil mi diyerekten şimdi olacağı gibi gitarımı alıyorum. Üçüncü devir de çok konuşuyor. Şimdi bu da üçüncü devir. Hiç konuşmuyorum. Bu daha da fazla yani hiç konuşmamayı tercih ediyorum. Bana sorarsanız benim için konuşacak bir şey kalmadı. Gitar. Gitar. Şunu da arkadaşlarım açmamışlar, ziyan yok. Çoğu şey bana kalır şu elektronikte zaten. Şunu da açayım. Çeryan da gelir. Yavaş yavaş. Elektronikte olur böyle şeyler. Ziyan yok. Zaten her tarafımız tamam olsa olmaz. Yani. Tamam. O da oldu. Gördüğünüz gibi. Bir keresinde Hollanda'dan geliyordum uçakta. İki tane Hollandalı benim tabii Türk olduğumu hemen anladılar yüzüme bakarak. Dediler Türkiye ye gidiyoruz. Nasıl bir memleket Türkiye? Dedim size kestirmeden söyleyeyim. En olmayacak gibi gördüğünüz şeyleri bilin ki o bir şekilde olur. (Gülüyor)
olası gelmez. Bize de bir gün kader güler,
güler inşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah. Bay Fesupanallah diye artık neredeyse kuşaklar boyunca devam edecek herhalde bir şarkı dinlenecek. Ama bundan belki onlarca şarkılarınız var. Şimdi onlardan bir tanesini daha muhtemelen hikayesi de vardır sizde. Sevince diye bir şarkı var biliyorsunuz herhalde. Erkin Bey, dinleyelim mi sizden? Biliyorum. Parçayı biliyorsunuz. O zaman buyurun.
Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Eriyorum galiba yavaştan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Erkin Koray, çok özel bir rastlantı bu akşam Ahmet Güvenç'in de burada bizlerle birlikte olması. Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünü hatırladığımız, onu andığımız bu günlerde Kurtalan Ekspres'in başrol en eskisi diyelim şu anda, evet. Hoş geldiniz. Muhakkak ki Barış Manço hakkında söyleyeceğiniz birkaç cümle olacaktır. Benden çok daha fazla söz hakkı size ait. Buyurun. Benim söyleyebileceğim en iyi şey, 10. senesinde Barış Manço'nun hala sayenizde bu programda anılıyor olmasıdır. Bu hassasiyetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz? Erkin Bey? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en değerli sanatçılarından birinden bahsediyoruz. Kendisi hakkında size bir şey söylememe gerek bile yok. Herhalde unutulmayacak bir sanatçımız. Sevgili Caner Bey'in bizim en çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi Erkin Koray'ı konuk alacağımızı duyduğumuz dakikadan itibaren bu şarkıyı ondan dinlemenin heyecanı içindeyiz. Teşekkür ederim. Var mı bir hikayesi Erkin abi bu parça? Vardır hepsinin küçük bir hikayesi muhakkak. Fazla uzunca o hikayeyi şu anda anlatmayayım. Yalnız başka bir hikaye anlatabilirim. Yavaş yavaş gitarla baş. Hikaye çok. Bizde mesela bir hikaye var. Şimdi bu yılın en güzel sürprizi, yılbaşında Almanya'daydım. Geldiğimde Türk lirası YTL değil de TL. Şurada bir 10 TL var. Ne kadar güzel yapmışlar Atatürk'ü, değil mi? Böyle güleç. Biz de öyle bekliyoruz. Hani Atatürk öyle savaş kazanmış falan filan hep asık suratlı olacak değil. Güleç. Hatta filmini de yaptı yapımcı bir beyefendi Mustafa. Ben diyorum ki hatta gelecek sene o daha da bir ilerletip mıstık dese daha satar film. Bu da fena değil. Böyle. Yani ben şahsen yurt dışına çok çıkıyorum. Pek öyle paraların üzerinde gülen bir devlet adamı görmedim ama bizim ayrıcalığımız vardır her zaman biliyorsunuz. Yakışır yani bize, şu parayı özenle saklayalım. TL olarak. Biz hala heyecanla Yalnızlar Rıhtımı'nı sizden söyleyeceğiz. Teşekkür ederiz efendim. Yalnızlar Rıhtımı'sız bırakmayız sizi. Süper. Merak etmeyin. Büyük bir alkış alabilir miyim? Endişelenmeyin de. Hiç merak etmeyin. 50 sene oldu sahneye çıkalı. Aşağı yukarı ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bir şekilde buluruz, biliriz.
düşer gecenin karanlığında. Yosun tuttuğu gözlerin yalnızlar rıhtımında. Ben miyim perişan gecenin karanlığında. Yosun tuttuğu gözlerin gece ağladı dalgalar kucağında. Yosun tuttuğu gözleri yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladı. Martılar kucağında. Yosun tuttuğu gözleri yalnızlar rıhtımına. Uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Bir beni bir unuttular. Uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladı dalgalar kucağında. Yosun tuttuğu gözleri yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladı martılar kucağında. Yosun tuttuğu gözleri başlayalım.
gökteki yıldızlar beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk, aşk, aşk yüzünden ızdıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi, ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Oh, aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı, çivi çiviyi söker. Koray, bu parçanın belki onlarca versiyonu yapıldı. Yeni kuşak, yeni jenerasyon sanatçılar tarafından söyledi ama bu orijinal versiyonuydu herhalde, değil mi? Orijinal sound'u bu. Evet. Evet. Onu şimdi anlatacağım. Anlatayım. Buyurun. Tamam. Şimdi burada böyle bir belki hiç şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapalım dedik. Yani hep bir takım yeniliklerdir ya bize hoş, gözümüze hoş gelen. Böyle bu programa da öyle özel bir şey yapalım dedik. Bu dinlemiş olduğunuz 1976 yılında yapılmış olan versiyonu. Bir de bizim bu da sahnede çaldığımız versiyonu var. O iki ayrı versiyonu da size dinletmiş olayım. Hem 1976'daki sesimi duymuş oldunuz, hem de bir 2009'daki sesimle dinlemiş olursunuz. Böyle değişik bir şey. Bir şey söylemek istiyorum yalnız başlamadan önce. Bu şimdi şarkı konusunda özellikle bu konuyu şarkıyı besteleyen kişilere biraz buradan bu konuyu anlatmak istiyorum. Yani şarkının bestecisi vardır. Tabii ki o son derece saygı duyulması gereken bir insandır. Fakat bunun yorumcusu bence bu şarkının bestecisinden çok daha önemli. Şöyle ki, yani o şarkıyı batırabilirsiniz de, şarkı söyleyiş tarzınızla çıkartabilirsiniz de. Mesela bazı arkadaşlar özellikle hani benim şarkımı söyle, bu Özer Şenay'ın bir bestesi Arap Saçı, çok şahane bir şey, bana verirken de böyle bir bağlamayla verdi. Baba dedi, bu dedi senin dedi, sana yaptım bu şarkıyı dedi. Şimdi konser esnasında bunu anons etmeye
şey olmuyor. O heyecan içinde çalıyoruz, ediyoruz falan. Ondan sonra birdenbire çöpçülere geçiyoruz. Artık o bestecinin adını anons etmemiz falan zorlaşabiliyor. Yani bunu talep eden besteciye de orada belki ufak bir haksızlık etmiş oluyoruz ama ona fırsat da olmayabiliyor. Yalnız besteciye şuradan bir diyeceğim var. Yani bu Arap saçı belki ilk önce ben söyledim. Tabii ki bizim üzerimize ihal olmuş bir şeydir. Ama hani çöpçüleri daha önce birileri söylemiş. Haberiniz var mı? Yok. Çünkü olmamış. Aşk oyununu daha önce birileri söylemiş. Hiç duydunuz mu? Hayır. Aşk oyunu benden duydunuz. Kızları da alın askeriyi daha önce birileri söylemiş. Hiç haberiniz var mı kim söylemiş? Yok. Ben söylemiş. Demek ki orada bizim yorumcu olarak büyük bir katkımız var. Bunu buradan bestecilere söylemek istiyorum. Yani bunu bir şey yaparken bunu göz ardı etmemek lazım ki. Demek ki benim yorumumla olmuş bu şarkı. Yani şarkıyı sen bestelemişsin ama hayata ben geçirmişim. Bu çok önemli. Bunu buradan besteci arkadaşlarımıza şöyle bu konuyu bir anlatmış olayım. Beste güzel de ama o şarkıyı biz yapmışız işte. Bu da bunun hakkını verin. Yani ha çıkarsın söylersin benden sonra şarkıyı söylersin ve halk artık o şarkı hayır bu adamındır der. Son derece saygımız sonsuz. Ama öyle olmuyorsa da bırakırsın. Ayrıca çıktığın her yerde de ya bak bir şey söyleyeceğim size bu şarkı bu adamın değil. Bestecisi bunun başka demezsin. Gerek yok. Boşuna da gırtlağını da yormana gerek yok. Bunlar bizim üzerimize mal olmuş. Yapmışmış artık bitmiş. Bunun artık üstüne çıkma imkanı yok. Tamam ben size şimdi bir konserde çaldığımız versiyonunu çalayım burada. Teşekkür ederim. Gökteki yıldızlar beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk yüzünden ıstıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi. Ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor. Sevdiğimi ver diyor. Kim görse şuna
bile vermedin. Hem kendim harap oldum, hem beni benden ettin. Hem söylemiyor, sevdiğimi bel diyor. Kim görse cimalimi bir daha sevme diyor. Oh, aşk yüzünden Arap saçına döndü. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar. Sevgili Erkin Koray. Efsane şarkılarından bir tanesi daha var ki yine dinlemekten büyük keyif alıyoruz ve Türkiye'nin yeni jenerasyon rock grupları tarafından defalarca yeniden aranje edildi. Estar abim, dinler miyiz Erkin abi sizden? Büyük alkış. Erkin Koray. Estar abim, estar abim, sağdan soldan estar abim. 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 Memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Çok memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Böyle bir yar istemem, istesem de istemem. Böyle bir yar istemem, İstesem de istemem. Tüller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Tüller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Estar abim, estar abim, sağdan soldan estar abim. Estar abim, estar abim, sağdan soldan estar abim. Ağam, ağam, ağam. Thank you.
Ateş olmayan yerden duman tütmezmiş derler. Ateş olmayan yerden duman tütmezmiş derler. Zaman zaman halimi bir görseler gülerler. Zaman zaman halimi bir görseler gülerler. Böyle bir yar istemem, İstesem de istemem. Böyle bir yar istemem, İstesem de istemem. Tüyler bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Tüyler bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Aa, aa, aa. Bütün ellerimi göreyim çocuklar. Bütün eller benimle beraber. Bobby, you're a boy, make a big noise. Be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. We were rock you. We were rock you. Bobby, you're a young man.
Buyurun. İyi akşamlar Ferhat Bey. Ece, Kocaeli'den arıyorsun bizi. Evet, evet, Kocaeli'den arıyorum. İyi programlar. Burada... Programınızı çok beğeniyle dinliyoruz, izliyoruz. Çok teşekkürler. Cumartesi akşamlarına neşe getirdiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Bizler de bizi izlediğiniz için, bizlerle evet. birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Var mı bir istediğiniz şarkı? Ben evet. De? Erkin Koray'dan Öyle Bir Geçer Zaman Ki istiyorum. Erkin Koray, mikrofon sizde. Gitar sizde. Söz sizde. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de mümkün olduğu kadar size bırakayım istiyorum ama bu isteği yapalım. Sizden de güzel şarkılarınızı ben bekliyorum. Buyurun. Sağ olun. İyi. Gelsin. Madem öyle. Erkin abi hazırlanırken bu arada ben İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Safranbolu Zati Ağar İlköğretim Okulu, Gaziantep Kültür Derneği, Çorlu Marmara Ereğlisi, Adapazarı Kocaeli Kandıra, Ankara Üniversitesi, Sigara ile Savaşanlar Derneği, Kırklareli Bayanlar Kulübü, hazır olun büyük sürpriz bekliyor sizleri. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Trakya Üniversitesi Saray Öğretmenleri ve Saray Devlet Hastanesi. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz aramıza. Sağ olun. Her ne kadar sevgili kardeşimin isteği başımızın üstünde yeri varsa da şöyle düşündük, kızları da alın askere. Askerlik iyi gider. Şöyle bir nöbet dağ başında, eksi 20 derecede soğukta. Oh, iyi gider vallahi. Biz yaptık. Yüce dağlar senin, karın biter mi? Yüce madem eşitlik, zarın biter mi? Yanmaya yanmayan ocakta duman tüter mi? Kurban olan size ey komutanlar, kurban olan size ey komutanlar. Yar olmazsa bu askerlik biter mi? Yar olmazsa bu askerlik biter mi? Gitmez. Müzik
Danke schön. Teşekkür ederim. Sırada arzu ettiğiniz bir parça var mı? Yoksa bizim istediğimiz bir parçayı? Hangi şarkıyı söylemek istiyorsunuz? Tamam, buyurun. Hafif bir şarkı söyleyeyim size buradan. Bilirim bir uzun yoldu aşılmaz. Varılmaz yanına taştan arkadaş. Bilirim bir uzun yoldu aşılmaz. Varılmaz yanına taştan arkadaş. Bunu bile bile bak yine bu yaz. Vuruldum ben yeni baştan arkadan. Bunu bile bile bak yine bu yaz. Vuruldum ben yeni baştan arkadan. Şimdi çok eskilerden bir şarkı yapalım yine. Seni her gördüğümde. Ne bekle gelecek? Vallahi çalar Mustafa. Harikasınız. Senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Yüzüne bakmasam da, başımı çevirsem de, seni her gördüğümde, seni her gördüğümde. Senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Olsam da yine dargın olsam.
yok içimde, kimse yok içimde, kimse yok içimde, kimse yok içimde. Barış Manço dedik, Erkin Koray zaten aramızda ama Cem Karaca'ya da buradan bir selam göndermek lazım. Şöyle bir bakayım bakalım listeye, eğer arzumuzu yerine getirirseniz... Babalar gecesi oldu. Evet. Cem Karaca da babalardan tabii. Evelallah. Ben rahmetli diyemiyorum, pardon, şunu bir araya katayım, özür dilerim sözünüzü kestim. Ne Barış Manço'ya ne de Cem Karaca'ya, hani çocuktan beri doğmuşuz, beraber büyümüşüz, ağzımdan çıkamıyor bir türlü. Zaten pek bize öyle gitmişler gibi de gelmiyor değil mi? Hayır, buradalar gibi, tamam, aynen. Sizinle birlikte olduğumuz dakikaların sonuna yaklaşmaya başladık ama eğer bir ricamız, arzumuz olursa tekrar sizden bir Fesubhanallah dinlemek herhalde burada arkadaşların da. Koca Dünya. Peki playback için hazır mı Koca Dünya? Hazır mı çocuklar? Fesubhanallah'tan önce o zaman hemen giriyorsunuz. Bir şeyi var, onun bir özelliği var, onu söyleyeyim. Orhan Gencebay, Orhan Baba diyeyim ben de ona. Yani hakkıdır. Müsaade eder misin? Bunu pek kimseye söylemedik şimdiye kadar ama hani artık bir şeyleri söylesek de olur. Sanıyorum müsaade edersin. Etmiyorsan da bir kızı verirsin bana yarın. Olur biter. Olup bitmese de yani bitti diye. Bu şarkıyı biz Orhan abinizle, tamam, ben bu adını buldum şimdi. Adını buldum. Orhan abinizle beraber uzun yıllar önce girdik, beraber çaldık. Ama kimseye de söylemedik. Hani orada benim de onun eserlerinden birkaç tanesinde çalmışlığım vardır ama o bizim aramızda kalır. Biz birbirimizi öyle çalarız, ederiz falan filan gideriz. Deklare etmeye gerek görmeyiz yani. O bizim böyle can dostluğumuzdandır. Kendisiyle uzun yıllar önce bir parça çaldı. Yalnız esprisi şu. Şarkıyı çaldık, Koca Dünya. Baba, Orhan abiniz getirdi bana şarkıyı. Dedi, Merkin şarkı bu. Tamam, çok güzel, Koca Dünya. Orhan Gencebay. Şarkıyı stüdyoyu kayda aldık. Bitti. Koca Dünya. Çıkaracağız. İkinci şarkı Sen Yoksun Diye. Bir türlü tutturamam ben. Hay Allah, öyle yaparız yok, böyle çalarız yok, şöyle çalarız. Hadi gidiyoruz stüdyodan, tekrar bir hafta sonra geliyorum Sen Yoksun Diye. Koca Dünya hazır ama bekliyor. İşte üçüncü hafta, ay Allah, şu Sen Yoksun Diye'yi de bir türlü kendi istediğim gibi yapamadım derken gazetede bir ilan. Koca Dünya bayilerde Neşe Karaböcek. Aa, iyi mi? Aranjmancı olarak kaldık mı? İkinci çıkarınca Koca Dünya'yı. O aranjmanı ben size bir dinleteyim. Buyurun.
Sazı çalıyor. Yapacak bir şey yok. Orhan Bey mi çaldı sazı da? Orhan Gencebay çaldı. Orhan Gencebay'ın sazı, evet, değil mi bu? Onu söylemek istedim, acaba tam anlatamadım mı başından? Tamam. Tam 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 tam.
Çaresi vardır dostlar. Alkışlarınızla hepinizin yanaklarından öperim. Haydi gelin. Erkin Koray. Sağ olun. Sağ olun. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Bizlere unutulmaz bir gece yaşattınız. Ahmet Güvenç. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Alkışlarla yolcu ederken kısa bir reklam arası. Aferin.